kenara döküyoruz. Ağı evet. Çekip başka bir bölgeye mi? Hayır hayır. Ağı çekmiştik. Tekrar ipi çekiyoruz. Karşıdan da ağı döküyorlar. Tekrar suyun altına veriyoruz. Orada balıklar yeniden yakalanır. Evet. Oram.
Merhabalar, ülkesel tur rehberi Çiğdem Düger ben. Şu anda Çıldır Gölü üzerindeyiz efendim. Buz tutmuş yaklaşık 20 santim civarında buz tutan Çıldır Gölü üzerindeyiz. Kars ve Ardahan illeri arasında kalan Çıldır Gölü, Doğu Anadolu bölgesinin Van Gölü'nden sonraki en büyük ikinci gölüdür efendim. Bölge halkı ekmeğini buradan çıkartıyor. Eskimo usulü balık nasıl çıkartılıyor? Özellikle biz bugün burada bunları yaşadık. Tarifsiz duygulara eşlik ettik efendim. Bölge halkı, özellikle balıkçılar bu zorlu hava koşulları şartları altında günün erken saatlerinde buraya gelerek yuvarlak görmüş olduğunuz delikleri kırıp balıkları çıkartıyorlar efendim evlerine ekmek götürmek için. Sefer, soy isim Kılıç. Ya saat 7'de 7 suda yalarız, buzumuzu kırarız, bağları çekeriz. Nasip ve kısmette ne varsa götür satarız, ekmek paramızı çıkararız. Bak gördüğünüz gibi buz her taraf buzmuş. Balıkçılık kolay bir şey değil. Yani bunun zor her şeyi zorluğu var. Hangi hava koşullarıyla rastlıyorsunuz genelde? Valla genelde Ocak, Şubat bunlar zor işlerimiz. Buzu kırarak ekmek paramızı çıkarıyoruz. Burada ne kadar
av attınız şimdi? Ya şu anda 9 tane av attık. Yani 20-25 kilo balımız var şu anda elimizde. Onun ekmek paramız, sadece 4'ümüzün ekmek parası. Peki bu kadar metralı aralıklarla av atıyorsun? 100'er metre atıyoruz. Yani buzun başını kırarız. İlk önce döktüğümüz zaman buzu kırarız. 5 adım, 10 adım böyle uzun bir sırıkla. Başta kırarız, sonra ağları tamamlarız. Ağların ipini bağlarız oraya. Sonra çekeriz balımızı, ne varsa Allah ne vermişse odur. Bu kazma küreklerle zor oluyor tabii. Kazma küreği zor oluyor. Tabii üzerimiz baksana, etrafımız buzmuş, bacaklarımız buzmuş. Zor değil yani. Şeyler, her şeyimiz zoru var. Nasıl ekmek aslanın ağzında derler? Ekmeği aslanın ağzında işte, zor. Buzu kırarak ekmeğimizi çıkarıyoruz da. Biz de buzdan ekmek çıkarıyoruz. Buzdan yani, kolay bir şey değil yani bunlar. Bugün tahminen ne kadar balık çıkarsınız? Yani 20-25 kilo balık ancak çıkar. Kışın ufaya çıkmaz. Hangi balıklar çıkıyor? Tatsu kefalı, şafak, sarı balık çıkar. Bunlar da şey yapıyoruz. Alabalık'a çıkıyor, alabalık pek nadir. Yani şansa bir tane, iki tane böyle çıkar. Kilosun ne kadar satıyorsun? Sarı balık 25. Kefal 10 lira. Şafak 20 lira. Günlük satabiliyor musunuz balıkları? Kışın haftada bir. Haftada bir. Yazın günlük satıyoruz, kışın haftada bir. Evet, saat 7'de falan 7.30'da geliyoruz. Buzu kırıyoruz. 4 kişinin yani ekmeğinin parasını, nafakasını buzun altından çıkarıyoruz, götürüyoruz, ekmeği yapıyoruz işte. Daha şansı var, bazen çıkar, bazen boş yere çıkar, bazen dolu çıkar, bilemezsin. Ekmek de olur, olmaz da. Sizin için ne anlam ifade ediyor Çıldır Gölü? Valla bizim için ekmeğimiz oluyor. Çıldır Gölü olmasa olmaz. Yani her şey dışarıdan gelen turistlerimizle ilgileniyor buradan. Her şeyi yani tanımış buralar. Çok güzel yer yani. Kayak için, her şey için dört yer. At kızaklarımız var. Şeyle motorlarımız var, kar motorları. Onlarla geziyorlar. Çıldır sizin için bir hayat yani. Evet, hayat. Atalay Bey'in oraya mesela geliyorlar. At kızakları var. Kar motorları var. Orada güzel geziyorlar.